Şimdi bu sürgün meselesi var ya, hanedanın sürgünü. Şimdi sürgüne gittiklerinde çok acı hatıralar yaşandığını, çok acı hatıralar yaşandığını, çok acı mevzular vuku bulmuş efendim. Ay, Allah'ım bir konuşayım. Allah'ım değil Allah'ım. Ay başladı. Elif var. Murat Bardakçı hanımefendi, sana başladı. Türkçe'de eski alfabeye yazıldığında vav, elif, ye harfleri çekilir. Allah'ım değil Allah'ım. Allah'ım. Hatıra Allah'ım. Değil. Çünkü hatıra değil, çünkü he ile yazılıyor. Güzel he ile. Hatıra. Hatıra. Allah'ım. Evet. Mesela şey, edebiyatımız diyorlar. Edebiyatımız da. Bunların edebiyat profesörleri. Türk edebiyatı diyorlar. Hani geliyorum gidiyorum misal. Geliyorum gidiyorum. şimdi sürgünde yaşananları biliyoruz. Bu zorunlu muydu? Mesela bir alternatifi olamaz mıydı? Şimdi efendim. Bunu bakın, herkes şey merak söyleyeyim. Ediyor. 3 Mart 1924 hatta şeyi de getirdim. Bu orijinali değil bunlar. Bu gösterdiklerimin efendim meclisin açılış belgesi. Sultan Abdülhamid'in hemşiresinin, kız kardeşinin telgrafı veyahut şey Cumhuriyet'in kuruluş belgesi. Bakın orijinal değil bunlar, fotokopi, renkli fotokopi. Orijinaller burada. Onları ayrıca göstereceğim. Ben de bulunan. Şimdi 3 Mart 1924 tarihli, yani 431 sayılı sürgün kanununun tamamı bu. Meclis arşivinde. Bu da kopyası. 3 sayfa adıkada da imzalar. Efendim hilafetin ilgası ve hanedanı Osmanlı'nın Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Hacı'nda çıkartılmasına dair teklif kanunu. Yani bu şeyi teklif edilen. Sonra bu oylanmış, kabul edilmiş. Halife halledilmiştir. Şimdi bu kanun dili itibarıyla biraz acele yazılmıştır. O şey. Ama çok sert bir kanundur. Bütün hazine-i hasamallarını el koyar, vatandaşlıktan çıkartır. Bir sene içerisinde bütün mallarını elden çıkartma talimatı verir aile mensuplarına. Uygulanmamıştır. Ayrı hala devam eden şeyler var. Fakat bu kanuna ilham veren bir başka kanun var. Yani nedir? Nedir? Ya söyleyeyim. Romanov. Efendim 3 Nisan 1919'da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Avusturya Cumhuriyeti'nin çıkarttığı Habsburg Kanunu'dur. Yani o da iktidarda biliyorsunuz Habsburg Hanedanı vardı. Charles son imparator. Habsburglar vatandaşlıkları ellerinden alındı. Bütün mallarına el kondu. Avusturya'da ünvan kullanmak yasaklandı. Bizdeki Beypaşa ünvanlarının yasaklanması gibi. Ve hepsi sınır dışına gönderildi. İdarede yani hakim aile. Bu Habsburg yasaları denir ve bu yasalar hala yürürlüktedir. Bugün Habsburg hanedanına veyahut ailesine mensup olanların hiçbiri, hani von eki var ya, von yazan, yani asalet eki bir yerde. Diyelim ki işte Otto, toprağı bol olsun. Çok büyük entelektüeldi. Son veliahtı imparatorluğun. 2011'de vefat etti. Otto von Habsburg, Avusturya'ya von ünvanını, kelimesini, ekini kullanarak giremedi. Yasak da Habsburg kanununa göre. Bu neye benzer biliyor musunuz? Bizde Osmanlı ailesi mensuplarının Osmanlı soyadı almasının yasaklanması gibidir. Ne yaptı? Otto Habsburg Lothringen adıyla girdi. Fon kalktı. Ve bu kanun hala Avusturya'da yürürlüktedir. Bizde değil de böyle şey. Şimdi bu hanedanın sürgün kanununun temeli şeydir. Habsburg yasasıdır. Çok kötü örnekler var başka ülkelerde. Mesela Ruslar bütün hanedanı kurşuna dizdi. Ama Birinci Dünya Harbi'nin bazı mağlup ülkeleri, ülkelerinin hanedanları sürgüne gitmekten başka çare bulamadılar. Bakın en son yıkılan hanedan bizimkidir. Kaiser Wilhelm Alman İmparatoru 18'de gitti Hollanda'ya. Karl veya Charles Avusturya Macaristan İmparatoru o da o zaman gitti. Gerçi karısı İmparator Jessica 1990'lara kadar tahta hakkıyla iddia etti şey yaptı ama Karadağ yıkıldı. Ruslar yıkıldı. Mağluplar yıkıldı. Biz göndermek zorunda mıydık? Bakın
Osmanlı hanedanı, yani o dönemdeki hanedan 155 kişi. Bugün İngiliz hanedanı kaç kişi biliyor musunuz? Bilmiyorum. 15 kişi. Eşleriyle beraber 25 kişidir. Yani evlilik yoluyla olanlar. İşte kraliçenin torunu, şimdi şeyin, Charles'ın büyük oğlunun, Charles'ın büyük oğlunun neydi ismi? Düşesimle karısı, şeysi, efendim ne derler? William mıydı? Efendim? William mıydı? William'ın karısı. Hoş bir hanım var ya. Ha. Hani hamile şimdi. Evet, evet. Anladım, neydi? Ona da hanedan mensubu, neyse. Bizde 155 kişi. Sebep de, sayının fazla olmasının sebebi de çok eşliktir. O da tek eşlik olduğu için 15 kişi. Bizde bir de orada daha Kate sıkı... Middleton'muş, hatırlattılar. Kate. Bravo, Kate Middleton. Ben de olsaydı şeyden hemen çoktan pırf diye yağmıştı şey. E canım, bizde de yağıyor da. Bravo. Evet. Ya korkumdan gözümü ayıramıyorum. Bana diyecek ki bakmıyorsun, dinlemiyorsun diye. Tabii ki beni dinleyeceksiniz diye. De demek. Dinliyorum, o yüzden böyle bakamıyorum. Hadi bir ters çevirin olmuş. Ha. Gördünüz değil mi nasıl baskı altındayım sevgili seyirciler? Daha önce çok baskı yaptığınızı gördük. Benimki baskı değil de biraz şey, ne derler onların, neyse. Ya bu neyseler ne, çok merak ediyorum. Ben bunu reklam arasında dinleyeceğim. 155 kişi idi. Gerçi İngiltere'de veya diğer ülkelerde hanedan mensubu, aile mensubu ayrımı sıkı şekildedir. Her şey torunu, ne derler, kral ve imparator torunu hanedan değildir. Bizde de çok sonra yapılmıştır o. Yani imparatorluğun son yıllarında yapılmıştır. Sultan Aziz döneminde hafif başlanmıştır. Son şeklini Vahdettin zamanlanmıştır. Hanedan nizamnamesiyle. 155 kişiyi göndermek zorunda mıydı değil miydi bilemeyiz. O zamanın şartlarına göre, ama şunu düşünebiliriz. Kadınlar ve kız çocuklar şart mıydı bilmiyorum. Bir de şu var, bu şu kanunun görüşmesi yapılırken mecliste. Evet. Zabıt katibi kim? Vehbi Koç. Ve Hıfzı Veldet. İki kişi var. Rahmetli Vehbi Bey'e o her soruya yazılı cevap verdi. Peki hocam, Koç ailesi bunu teyit etti mi? Vehbi Bey teyit etti bana mektubu. Ha, iyi, tamam. Ben de yayınladım mı mektubu? Tamam. Uyduracak değilim ya. Tabii tabii. Hanımefendi, ben belgesiz hiçbir şey yazmadım. Tamam. Kadar. Tekrar söyleyeyim. Bu kitapların hepsi belgeye... Tamam. Bir söylenti vardı. Atatürk hanımlar kalsın, sadece erkekler gitsin dedi. Fakat İsmet Paşa ısrar etti. Onun üzerine kadınlar da gitti diye bir söylenti vardı. Vehbi Bey'e rahmetli Sevgi Hanım kızı, Sevgi Gönül Vasıtası'na sormuştum. Yazılı geldi cevap. Hayır dedi, öyle bir şey olmadı. Bütün aile gidecek diye öyle bir şey dedi. Ama ben olsaydım başka türlü düşünüyorum. Şimdi size göstereyim mi bilmiyorum. Evet, istiyoruz. Yok. Bilmiyorum, ben televizyonda daha önce bunu gösterdim. Ha, bir de şu. 3 Mart akşamı. Bir dakika. Reklam mı? Reklama gideceksek. Arkadaşlar, reklama gidiyorum. Bak onlar da dalmışlar. Aa, reklam mı siz falan böyle diyor. Rahat program yapıyor muydunuz yahu? Ya çok güzel. Peki bir şey diyeceğim. Ne dediniz 3 Mart akşamı? Yani sürgün. Reklama giriyor muyuz? Şimdi gireceğiz. Girelim, ondan sonra gösterelim. Hayır, ne reklama gitmeden ne olduğunu söyleyelim. Az söyle, sonra. Söyleme. Ya oğlum, çatlarız. Hanımefendi, senelerce az sonra şeyle ben mücadele ettim yahu televizyonlarda. Bırakın şu şeyi dedim. Açıkça şey yapın. Bak, program bitmeyecek. Az sonra. Ay, arkadaşlar diyecektim, vallahi kapatacağım. Arkadaşlar. Bak, program bitmeyecek. Reklam arasından sonra bir şeyler çıkarıyor. Ben de içinden ne bileyim, ama 3 Mart dediğine göre ya sürgünle ilgili sürgün, bir şey çıkıyor. İşte vakit kaybettiriyorsunuz. Gidelim, reklama çıkışta söylüyorum. Ama çok güzel bir şey mi? Az sonra mı yoksa? Tek. Tek. İlk defa görüyorum. Tamam, birazdan buradayız. Benim sorum etiketiyle sorularınızı yollayın. Şimdi okuyacağım reklam arasında. Kızmayacak çünkü. Evet. Birazdan buradayız. Ve devam ediyoruz. Bu saymadılar saniyeyi. Benim kulağıma saydılar ya. Ben duymuyorum. Ya niye ya, stüdyoda çınlamadı o? İlk gün sayardı. Evet. İlk gün cum. Aa, ilk gün. İyi bak, bu gece kendisini de andık. Bundan sonra sizi bol bol birlikte. Aklımdan ve kalbimden çıkmıyor ki. Öyle mi? Senelerce çalışıyor. Son Osmanlı'da tabii, da tabii, o belge... yaptı. Evet, okudum. Belgeseli de o yaptı. Evet, evet, evet. 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 Evet efendim. Nerede kaldık? Şu paketlerde kaldık. Paket değil. Nedir? Bu bir zarf. Zarf. Bu da bir naylon torba.
Evet. Şimdi 3 Mart 1924'te Büyük Millet Meclisi Hanedanın Sürgün Kanunu'nu, hilafetin lağvı daha doğrusu, kabul eder ve o gece Abdülmecid Efendi, iki hanımı, kızı Dürüşşehva Sultan, oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi ve bazı hizmetkarlar, yani yanlarındaki kişilerin çıkması şart değil ama ailenin gitmesi mecbur. İşte Çoğlu'ya götürürler, pardon Çatalca'ya götürürler. Oradan Semplon Ekspresi ile sınır dışı edilirler. Ya bunu gösterin, bu mühim. Bak o da bant girdi. Aynı dert bizde de vardı, o bantlar. Efendim, halifenin trende yazdığı veda şiiri bu, el yazısıyla. Ah canım. Türkiye'ye. Fazla göstermiyorum çünkü daha önce başımıza geldi, çekip yayınlıyorlar. Aa. Ve sonra başka şiirler yazmış, daha başka şiirler. Ne diyor? Şu. Fuzuli'yi Tanzir diye Fuzuli'nin bir gazelini, şu alttaki imzasıdır. Şu kısım şu. Çok da güzel imzası var. Tuğra şeklinde. Hı hı. Ama niye, tuğra çekmesi yasak olduğu için bunu atıyor, bu imzayı. Bu şey gecesi attığı, yani sürgün gecesi yazdığı veda şiirdi. Kendisi yazmış. Şiir okunmaz. Hiç okumayalım. Öyle mi? Çünkü yayınlamadım. Başka şeyden değil. Ha. Yayınlamadım. Şimdi başka bir şey daha göstereyim. Siz hiç sürgün pasaportu gördünüz mü? Görmedim. Göstereyim. 10 gün süre tanınır aileye, Türkiye'yi terk etmeleri için. Erkeklere galiba 3 gün, hanımlara 10 gün süre tanınır. Ve şimdi şey şu. Gidişte apar topar bir pasaport verilir. Böyle olacak. Devlet yeni ve fakir. Daha pasaportu yok. Kendisine bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti pasaport cüzdanı. Bunun üstü çizilmiş. Türkiye Cumhuriyeti yazılmış elle. Ha, çizilmiş. Çünkü ama yeni pasaport bastıramamışız daha. Şimdi bu efendim Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'la, demin okuduğumuz iki kızının, Sabiha Sultan, Nesişah Sultan, Hanzade Sultan. Onların sürgün pasaportu. Fakat burada enteresan olan şey şu. Artık Cumhuriyet ilan edilmiş, hanedan lav edilmiş. Sultan falan yok. Sabiha Hanım. Fide Vahdettin'e, Vahdettin Efendi'nin kızı Sabiha Hanım. Fakat en enteresan tarafı ne biliyor musunuz? Bu Sabiha Sultan'ın sürgün, yani kovulma pasaportu. Çünkü şurada şey vardır. Şurada bir yerde, şurada şey diyor. Sadece gidişe mahsustur, dönüşü yok. Fakat en insani, yani human dedikleri tarafı şu pullar. Vahdettin'in pulları. Babasının puluyla kovulmuş. Bu. Ne kadar. Efendim, ya aslında bu meseleyi ne ilginç ya. Ay şunu ben de bir bakayım. Ya bir bakabilir miyim? Bakın. Halifenin oğlu Ömer Faruk Efendi'nin sürgün pasaportu. Şimdi ben de bir bakabilir miyim? Gördünüz. Bak, ciğerci kedisi gibi böyle bir bakabilir miyim? Estağfurullah, öyle değil, bu ciğer değil bu. Bir bakabilir miyim şuna? Haridanın sürgün pasaportu. İşte bu. Bak bak. Aynı. Vermiyor ya. Bakın burada ne yazıyor? Ömer Faruk Efendi, Abdülmecid Efendi'nin, Abdülmecid Efendi'nin oğlu Ömer Faruk Efendi. Kayınpederinin pulu. Sultan Vahdettin'in bunlar da. Onlarla kovulmuşlardır. Efendim. Başka bir şey. Bu enteresandır. Sultan Vahdettin'in diğer torunu. Hümeyra Hanım. Rahmetli Hümeyra Özbaş. Hümeyra Hanım Sultan eski unvanı ile. Babası İsmail Hakkı Bey, İsmail Hakkı Ok'ta İstiklal Harbi'ne katılmış. Hanımından boşanmış. İstiklal Harbi'ne katılmış. Sonra bir izdivaç daha yapıyor. Bülent Ecevit'in annesinin teyzesiyle. Ecevit'in o şey vardı ya, hani Vahdettin hain değildir. Ve 74'te kalkmasında, erkeklerin giriş yasağının kalkmasında rahmetli Hümeyra Hanım'ın çok etkisi vardır. Ecevit'e çünkü üvey kuzen. Tabii. Bu 1937'de Atatürk silah arkadaşı olduğu için gitmiş, paşam demiş. Kızım Türkiye'ye giremiyor, göremiyorum. Kızına demiş, ver bir diplomatik pasaport, getirt, kimseye kim olduğunu söyleme demiş. Bu Filibe Başkonsolosu İsmail Hakkı Oktay'ın kızı Hümeyra Öz Oktay
Yani Filibe konsolosu gözüküyor ama istihbaratçıydı. İsmail Hakkı Bey, efendim şu görüyorsunuz. Ve Türkiye Cumhuriyeti diplomatik pasaportu Atatürk'ün vefatından hemen sonra Türkiye'de olduğu biliniyor fakat Atatürk izin verdiği için kimse bir şey diyemiyor. Vefatından 2-3 gün sonra hemen sıra dışı edilmiş. Türkiye'de. Pasaport iptal edilmiş, sıra dışı edilmiş. Çünkü gülmesi yasak. Ama arkadaşının kızına hiçbir şey yapamıyor artık. Yani gelmesin, dışarıda kalsın, kızından ayrı kal diyemiyor. Bu pasaportu veriyor. Size bir de vatansız pasaportu gördünüz mü hiç? İyi mi bunlar, yarar mı işte yani? Rating için falan. Vallahi nefessiz dinliyorum. Şu gördüğünüz hanım şunu arkadaşlar. Hender hanımefendiydi değil mi? Evet. Hender hanımefendi biraz yaklaşın. Şu resme yaklaşalım. Evet. Resme zoom 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 zoom. Bekliyorum. Gelmiyor mu daha? Geldi geldi. Merhaba. Geldi ha, siz. Ha. Orası mı? Evet. Bu hanımefendi son Türkiye'nin son imparatorişisidir. Emine Nazikeda kadın efendi. Vahdettin'in hanımı. Yani padişah imparatordur. Osmanlı imparatorudur. Son imparatorcudur. Bu onun... Bozmayın, bozmayın. Oraya geleceğim gene, çeviriyorum. Bakın. République Française, Fransa Cumhuriyeti. Passeport à l'étranger, yabancılar pasaportu. Şimdi, vatansız çıkartılmış da vatandaş çıktı. Milliyeti ne olabilir? Fransızın yazdığı nasyonalite, milliyet, Otoman, Osmanlı. Sene 1930. Yani bir hatıra olarak göstereyim dedim. Nice'de şey yapılmış, buyurun bu işte. Peki öbürlerinde yani, vatan kısmında bir şey yazıyor muydu? Vatansız artık hepsi. Vatansız. Çıkartılmışlar vatandaşlık. Gitti gitti vatansız. 1952'de parasız. Hanımlar, 1974'te erkekler kabul edildi ama arada bir iki istisna yapıldı. Enver Paşa'nın 3 çocuğu ile efendim şeyin ne derler? Enver Paşa'nın kardeşi Kamil Bey'in Enver Paşa'nın hanımıyla evleniyor çünkü Naciye Sultan'la. Ondan olan kızı, kızına giriş izni verilmiştir. Naciye Ruhmeyefendi. Evet. Bir bakacağım. O yanmış ama o dağılır, o yanmış, o buna bakın. Başka bir buna bakın, onu verin. Verin efendim. Dağılmış. Yangından çıkmış. Şuraya bakın. Aa, yangından çıkmış. Onun için diyorum. Şu az önce bebekli fotoğraf, bunu arıyorum. Evet. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım. Şuna. Allah'ım. Ha. Ay. Allah'ım. Allah'ıma da nasıl Allah'ım diyeceğimi öğren efendim. Öğrettiler Allah'ım. Allah'ım. Bak. Ya Rabbi diyorlar. Ya ya Rabbi. Elif çekilir. Anlatabildim mi? Anladım efendim. Hadi bir tane daha göstereyim. Hadi bir tane daha. Bu nüfus kağıdı. Ay pek de güzel. Sabiha Sultan kim biliyorsunuz? Evet. Kim? Niye şey yapıyorsun? Ya inan başladı ya. Bak yine hayır, başladı ya. Başka bir şey. Siz sorun, ondan sonra söyleyeyim. Ben söylemeyeyim. Tamam söyleyin. Söylemeyeyim. Siz sorarsanız tahmin ettim. Hadi neyse, söyleyin. Reklam arasında. Hayır söyleyin Allah aşkına. Söyleyin. Efendim Sabiha Sultan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonraki pasaportu. Osmanoğlu Rukiye Sabiha. Kadın babasının adı Mehmet Vahdettin. Anasının adı Emine. Nazikeda kadın efendi. Demin gördüğünüz. Aha. Efendim. Yeniden diyorlar. Bakayım. Şeyi. Rukiye Sabiha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak nüfus 1953'te Türkiye'ye döndükten sonra. Ne suretle verildiği yeniden. Yeniden. Bu nüfus cüzdanında adı ve hüviyeti yazılı olan Rukiye. Ne yazıyor yanında? Sabiha. Ha Sabiha. Aa, değişik yazmış ama ne kadar farklı. El yazısı şimdi unuttuğumuz yazı efendim o. Ama böyle V gibi olmamış mı? Değil efendim. S o. Güzel bir yazı o. S. Göstereyim dur seyircilerimize de. Bu evet. Cüzdan ne diyor? Okuyacağınız da seyirciye göstereyim. Ha tamam ya. Gösterelim. Peki. Bunlar sürgün şeyleri. Evet. Alayım. Aman efendim saklamayacaktık zaten. Kimdir? Vahdettin'in kızı. Evet herhalde. Neyi sordunuz o zaman? Ne diyeceğim şimdi? Bir söylenti vardır.
Birisi evlenmek istemiştir. Ha evet, Mustafa Kemal bu, Atatürk. Sabiha Sula bu hanım. İstemiş midir evlenmek? İstemiştir. Olmamış. Niye olmamış? Kuzenine aşık. Bütün sebep o. Faruk Efendi'ye. Ama Ömer Faruk Efendi de çok yakışıklıymış. Atatürk. Gerçi Atatürk de çok yakışıklı. Sabiha Sultan'ın notları efendim bende. Sabiha Sultan hayatının sonuna kadar aklına gelen her şeyi not almış. Şöyle bir şey. İnşallah yayınlayacağım onları günün birinde. Peki bizi böyle çok şaşırtacak bir şey var mı içinde? Diyor ki sadece şu kadarını söyleyeyim. Ateş gibi gözleri vardı diyor. Atatürk için. Öyle diyor. Ama şeyi söylüyor. Naciye'nin pozisyonuna gelmek istemedim diyor. Enver Paşa'nın hanımı. Çünkü çok acıdı hayatı Naciye Sultan'ın da. Ve sonra Faruk'u seviyordum diyor. Onu söylemiş. Çok aşık. Peki şöyle bir yorum vardır. Gerçi tabii bu şimdi bugünden nasıl o söylenebilir de. Yine de size de sormak isterim. Hani tarihin akışı değişirdi eğer bu evlilik olsaydı. Ben onlar tahmin üstüne tarih yapmam. Falcı değiliz. Ya tamam, ben öyle bir girizgah yaptım efendim. Zaten soruyu sorarken. Onu bırakıyoruz. O zaman niye soruyorsunuz? Peki bu yoruma ne diyorsunuz? Efendim, ihtimali üstüne ben hiçbir şey söylemem. O ihtimali ortaya atanı bağlı. Fıkıhta kuraldır. Zan yakini batıl eder. Yanlış sonuca varırsınız. Evet, nerede kalmıştık? Şey soracaktım ben size. Siz belgesele de Son Osmanlılar ismini vermişsiniz ya. Anladım soracağınızı. Demin girmiştiniz o konuya. Niye Son Osmanlılar diyorsunuz? Niye Son Osmanlılar dediniz? Şimdi efendim, şimdi Osmanoğlu ailesi mensubu olup... Mesela şu anda... Dostum olan... Evet, devam ediyor. Yıllardır tanıdığım bazı ahbaplığımı kızdıracağımı biler bile söyleyeyim. Şu anda hanedan yok. Hanedan bitmiştir. Aile var. Bakın, hani demin bahsettim ya, Otto von Habsburg. Prens Otto, veliaht imparatorluk zamanında, 2011'de öldü. Ve Viyana'da Kapusin Kilisesi'ne defnedildi. Definden hemen sonra Habsburg hanedanı bir açıklama yaptı. Dedi ki, imparatorluk devrini yaşamış, artık hiç kimse kalmadığı için bizim hanedan olma vasfımız sona ermiştir. Ama Habsburg ailesi asırlarca devam edecektir dedi. Aile. Ve bundan böyle dediler, biz Avusturya hükümetinden imparatorluk mezarlığı olan kiliseye defin izni istemeyeceğiz dediler bundan sonraki. Vatandaş nereye gidiyorsa... Avusturya'ya girebilenlerimiz, çünkü dediğin gibi fon. Tamam. Article'ın atmaları isteniyor şeyini. İstemeyeceğiz dediler. Şimdi aynı mesele. Yani hanedan olarak tanımlanmayacak, aile olarak. Aile tabii. Aile devam ediyor tabii ki, onu kimse bir şey yani yapmaz. Sonuçta kan bağı. Şimdi bakın aynı. Aynı şekilde bir açıklama. 2008 veya 2009'du, senesini unuttum. Son hanedan reisi rahmetli Osman Ertuğrul Efendi'nin vefatından hemen sonra Nesrişah Sultan yaptı. Ne dedi? Ve gazetelerde bu yayınlandı. Biz artık aileyiz. Artık aileyiz çünkü saltanat zamanını idrak etmiş şehzade yok dedi. Halbuki kendisi doğumu bayram ilan edilip toplatılıp para basılmış, altın para basılmış, Nesrişah altını var. Çok nadirdir, onu da söyleyeyim. Biraz Nesrişah Sultan'ın da güzelliği. O kitap yok sizde ha. Onu yazdım, kitabını yaptım onu, biliyorsunuz. Şimdi şey çıktı. Nesrişah Sultan'ın resmi var mı arkadaşlar? Osman Efendi rahmetli. Yani onun vefatından sonra artık aileyiz dedi. Evet, bazı dostlarımız tabii çok kızdı. Biz hanedanız falan, ama dünyada kural budur. Aile olarak devam eder. Haneden başka bir şey. O efendim ne derler? Mesela hanedan olarak adlandırılsalar veya aile olarak yanlış. Adlandırılsa bakın, mesela Fransa'da, hukuken de bakın, bir bağlayıcılığı olan bir tanımlama mı bu? Hiçbirinin bağlayıcılığı yok. Yok. Ben rahmetli Orhan Efendi işte 68 sene aradan sonra 1992'ydi galiba, Türkiye'ye getirmiştim. Beraber gelmiştik. Bir Osmanlı modası aslında Türkiye'de Orhan Efendi'nin gelişiyle başladı. Yayılması.
Sohbet ediyorduk. Biz çok yakındık rahmetliyle. Sohbet ediyorduk. İşte siz hanedan reisisiniz falan dedim. Yahu dedi. Çok şey konuşurdu o. Hı. Hanedan reisi ne dedi biliyor musun dedi. Saray Türkçesi. En bunağı dedi. Ben daha bunamadım dedi. Zaten şunu söylemek lazım. Gerçek hanedan reisi, son hanedan reisi Halife Abdülmecit'tir. Son? Son. 44'e kadar. Ondan sonra tamamen dağılmıştı aile. Aile reisi olabilir ama hanedan reisi, hanedan falan. Bugün Osmanoğlu ailesi dediğim gibi mensupları, çok sayıda mensupları vardır. Asırlarca devam edecektir ama hanedan değildir, ailedir. Sultan da bunu, Nesca Sultan da bunu söylemişti. Habsburglar da aynı kanaatteydiler ve mesela Fransa'da Orléans, yani Comte de Paris dedikleri Fransa tahtının, gerçi onlar da tartışmalı, iki varis var deniyor ama en kuvvetli varis bir de Bourbon var, Anjou Dükü var çünkü. Comte de Paris, Paris'te yaşar, ressamlık yapar, resim satar, şey yapar. Ona Monseigneur derler, Efendimiz derler. Ve titri Henri de France'dır, Fransa'nın Henry'si. Comte de Paris, Comte de Paris bir şey daha vardı ya, onu unuttum. Hanımı Prenses de Joinville'dir. Aynı zamanda Comtesse de Paris'dir, Paris Kontesi'dir. Çünkü Paris Kontu kral demektir. Mesela Roma kardinali papadır. Paris Kontu kraldır. Ama Orléans ailesidir. Famille Orléans'dır o. Niye Roa demiyorlar da Comte de Paris diyorlar? Çünkü Cumhuriyet orası. O Fransızca şey bir şey. Yani Comte de Paris zaten kraldır. Paris Kontu kraldır. Kral diyemediği için öteki titrini kullanıyor. Comte de Paris ama onlarda da Orléans hanedanı demiyor. Famille Orléans ailesi diyorlar. Budur adet.